Gelmiyor. Sevda'nın belki para sayma makinesinin sesini duyar da gelir dedim ama boşuna bekliyorum şerefsiz. Ne o adama geliyor, ne telefonlarıma cevap veriyor. Yolda rastlaşınca konuşmuyor bile şerefsizim. Öf. Ben kime ne yaptım Allah'ım? Ne günah işledim, kime kötülük ettim ya? Acaba ayaklarına kapanıp yalvarsam beni affeder mi? Ne olur beni affet. Bak ayağına kapandım, yalvarıyorum. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Ne döner sermayeden, ne müdürlükten keyif alamıyorum şerefsizim. Tamam, yaptım bir eşeklik. Sana öyle bağırmamalıydım. Ben bana bağırmanıza alışkınım amirim. Üzmeyin kendinizi ya. Senin ne işin var burada? Sana girip çık şurada mı? Ne bu? Salak amirim. Yok yalnızım şerefsizim. Sensiz ah Sevda Hanım ah. Bu mektubu ellerimle değil kalbimle yazıyorum şerefsizim. Size öküz gibi bağıran o şerefsiz ses tellerimi dondurmayı yiyip üstüne buz gibi su içerek cezalandırdım. Siz de bana istediğiniz cezayı verin Sevda Hanım. Ama yeter ki terk etmeyin. Beni dipsiz karanlık kör kuyulara iteklemeyin. Ah Sevda, ah! Affedin yüreği sizin için çarpan bu keli. Bu olmadı ya. Şöyle daha iyi olacak. Ah Sevda Hanım, ah! Affedin yüreği sizin için çarpan bu yüreği. İmza Amil Sağlam. Çok güzel oldu şerefsizim. Bu mektubu okuyunca arka arkaya 3 tane Emrah filmi seyretmiş gibi duygulanıp ağlayacak. Oh be, bu tuvaletçilik ne kadar güzel bir iş be iş ya. Oturarak çalışıyorum. Sonunda bir masa başı işim oldu ya. Ayşem beni böyle görse saçları indi gibi koparır vallahi ya. Gerçi benim masam amiriminki kadar büyük değil ama olsun. Artık o da zaman ne olur. Enam! Söylese beni, ne yapıyorsun sen burada? Amirim emrettiğiniz gibi tuvaleti bekleyip çiş edenlerden para alıyorum ya. Salak, okul dağıldı. İn mi cin mi girecek tuvalete? Doğru ya, ben bunu düşünmediydim ya. Mevcut beyninle düşünemezsin tabii, salak. Al bu mektubu Sevda Hanım'a götüremem. Amirim buna pul yapıştırmamışsınız. Konuşmaya devam edersen gözünün üstüne yumruk yapıştıracağım. Çabuk okul dağıldı, hadi koş yetiş. Yakala, kaçmasın. Kaçmasın amirim. Müjde, müjde Sevda Hanım. Müjde mi? Ne müjdesi? Yüce amirim size mektup yazdı ya. Düşünebiliyor musunuz Sevda Hanım? Amirlerin amiri, amir bey amirim size mektup yazmaya tenezzül etti ya. Ya öyle mi? Ver bakayım bana bu mektubu. Buyurunuz. Ama dikkat edin, konuşmasın. Okuduktan sonra da cevabınızı bekliyor kendisi. Al bakalım bunu cevap olarak Amin Bey'e götür. Bana zart zurt diyenin mektubunu ben de böyle cahçurt diye yırtarım. Allah siz yırttınız mektubu ya. Bana bak Meynan, senin de ağzını yırtmadan çabuk bu mektubu amirine götür. Kim bilir şimdi o mektubu okurken ne kadar duygulanmıştır. Ağlıyordur. Acaba çok fazla acıklı mı yazdım? Keşke o kadar acıklı yazmasaydım. Ağlamaktan helak olmasın bir de. Ne oldu, verdin mi mektubu? Verdim amir. Ne yaptı okuyunca? Cart diye curt diye yırttı amirim ya. Ya. Demek okuduktan sonra yırttı. Okumadı bile amirim. Salak herif. Niye yırttırıyorsun okutmadan? Ver şunları bana. Şu hale bak. Güzelim mektup ne hale gelmiş. Bu mektubu bulamayan milyonlarca kadın var. Evet haklısınız amirim. Şahsen ben bile Ayşem'e bu kadar dokunaklı, bu kadar acıklı mektup yazmadıydım ya.
Yazamazsın zaten salak. Sevda Hanım'a bu mektubu okutmanın bir yolunu bulmalıyız. Öyle bir şeye yazmalıyım ki okusun, yırtmasın. Buldum. Buldunuz. Amir ya. Amir ya. Bulur tabii ya. Amir ya. Lütfen beni affedin Sevda Hanım. Sizi ne kadar sevdiğimi anlamanız için hamiline yazılmış duygularımı kabul edin ne olur. Size olan aşkım bu çeke sığmayacak kadar büyük, valör tarihi kadar eski. Amil. Güzel oldu şerefsizim. Şerefsiz amirim. Menam, İkinci Cihan Harbi'nde Naziler mektuplarını okuduğu için Museviler çeklerin üstüne yazarak haberleşiyorlarmış. Haberin var mıydı? Bilmiyorum amirim. Nereden bileceksin tabii. O mübarek insanın eserlerini okumadığın için bilemezsin tabii. Adolf Hitler. Hitler amirim. Menam, bu mektubu hemen Sevda Hanım'a götür. Hemen amirim. Ondan sonra da gel, yeni gelen aküleri şarj etmeye devam et. Döner sermaye ciro patlaması yaptı şerefsizim. Hemen amirim, patlak amirim. Ne olmuş yani? Herkes devleti hortumluyor. Ben birkaç kilovat elektrik hortumlamışım çünkü. Sevda Hanım, amirimin size mektubu var. Yine mi? Ama bu seferki bir mektup kağıdına yazmadı. Ahan da buna yazdı ya. Ama bu bir çek. Şimdi şöyle oluyor, benim amirim her bir şeye mektup yazabilecek yetenekte bir amirdir benim amirim ya. Çeke de yazar, başka şeye de yazabilir ya. Ay inanamıyorum. Ne kadar dokunaklı, ne kadar duygusal şeyler yazmış. Sanırım ben bunu yırtamayacağım. Sevda Hanım'dan sonra siz de mi terk ettiniz beni? Tabii ya. Akvaryumdaki balıklarına bile sahip çıkamayan bir adam nişanlısına nasıl sahip çıksın? Sizi çok özledim şerefsizim. Şansal, Erman. Dün gece Sevda Hanım'ı istedik. Annesi hakkında araştırma yaptıracakmış. Bize gelip sorarlarsa çok iyi adamdır, çok çalışkandır, çok dürüst adamdır. Namazında, niyazında adamdır diyeceksiniz. Tamam mı? Alın bakalım size mamalarınızı. Kim bilir şimdi nerede, ne yapıyorlardı? Bu 14 Aralık vadeli çeki siz mi yazdınız Amir Bey? Evet, sizin için yazdıklarımı beğendiniz mi Sevda Hanım? Doğrusunu söylemek gerekirse beni yazdıklarınızdan çok yazmadıklarınız etkiledi. Mesela para kısmını boş bırakmışsınız. Açık çek yani. Yazmamış mıyım? Şimdi istediğimi yazabilir miyim? Artı annem de yazabilir öyle değil mi? Bilmem ki. Çok iyisiniz Amir Bey. Peki barıştık mı? Evet, barıştık. Barıştık be. Barıştık şerefsizim. Barıştık.